Merhaba değerli dinleyicilerim. Başardan Dinle kanalına hoş geldiniz. Korkunç Hikayeler serimizde bugün size Gözle Görülemeyenler isimli gerçek yaşanmış bir hikaye seslendireceğim. Hikaye Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde geçiyor. Bu hikayeyi sizlere yaşayan kişinin dilinden seslendiriyorum. O sıra çocuktuk. Ramazan bayramıydı. Kardeşimle evde bir korku filmi izliyorduk. Film yabancıydı ve klasik ABD yapımı Rum musallatlığı ile ilgiliydi. Kardeşimle gerilmişken, şimdi bunlar başımıza gelse ne gülerdik deme gafletinde bulundum. Neticede çocukluk pek görünecek bir durum değildi. Onu dememden 2 ya da 3 dakika geçti, birden ışıklar yanıp sönmeye başladı. Ne oluyor diye bağırıştık birbirimizle. Televizyon ise karıncalanmıştı. 1-2 dakika bu durum devam etti. Işıklar yandı ve ekran kendine geldi. O anda zil çaldı. Kapıyı ailemiz geldi diye hemen açtık. Ama gelen kişi bayram ziyaretine gelen akrabamızdı. Geldiklerinde anne babamızın ziyarete gittiğini söyledik. Ayıp olmasın diye bir süre içeri girdiler. Onları yaşadıklarımızdan bahsettik. Onlar da korkmayın, bir şey yoktur dediler. Ailemiz de olmadığı için çok beklemeden çıktılar. Kardeşimle eğer bir daha böyle bir şey olursa anında dışarı kaçacağımıza dair sözleştik. Bunu der demez aynı şekilde ışıklar yanıp sönmeye, televizyonda karıncalanmaya başladı. Biz yalın ayak dışarı koştuk. Aceleyle dışarı çıktığımız için evin anahtarı içeride kaldı ve yedek anahtar da yoktu. Babamıza durumu izah edemeyeceğimiz için komşumuzun bahçesinden bizim evin arka bahçesine, oradan da arızalı olan pencereyi yumruk ile açıp eve girmeyi düşündük. Kardeşim istemedi. Oldukça korkmuştuk ama ben babamın da korkusuyla mecburen bunu yapmak için komşumuzun ziline basmıştım. Tabii onlara hiçbir şey söylemedim. Arka bahçeye indim. Pencereye bir yumruk attım. Pencereden adım atar atmaz gözlerim açık olmasına rağmen kör denecek şekilde ilerledim. Çünkü etraf zifiri karanlıktı. Işıklar kapalı vaziyetteydi. İçimden sizden korkmuyorum diye diye kapıyı ellerimi önüme atıp buldum. Anahtarla birlikte çıkıp ailemizi bekledik. Onlar gelmeden kısa süre önce de ışıklar gelmişti. O günden sonra bende bir değişim oldu. Bununla ilgisi olup olmadığını bilmiyorum ama başta korkunç şeylerdi. İlk olarak komşum aynı zamanda arkadaşımın erkek kardeşi dünyaya gelmişti. Bir yılı aşkın görmemiştim ki sokakta bebek arabasını görünce ilerleyip bakmak istedim. Onun gözlerine bakar bakmaz öleceğini hissettim. Bu benim aniden düşünebileceğim veya aklıma gelecek bir şey değildi. Neticede ufacık bir bebek. Bu bir söz değildi. Anlık bir his gibiydi. O yüzden de çok üstünde durmadım. Fakat bir hafta geçti geçmedi. O çocuk annesi mutfaktayken emekleyerek evinden çıkıp merdiveni ilerlemiş ve merdivenlerden düşüp kötü bir şekilde vefat etmişti. Bu beni çok etkiledi. Suçlu muydum? Yaşadıklarımın anlamı neydi? Hiç kimseye bunu anlatamazdım. Kardeşime bile. Bir gün yine çalıştığım dergideydim. Şirketimizin büyük 2 tane akvaryumu vardı. Ben burada hem çay getir götürü yapıp hem de akvaryumlara bakıyordum. Harçlıklarım okul harcamalarına gidiyordu. O gün de sıradandı. Fakat akvaryumu temizlerken son derece sağlam şekilde yüzen hiçbir hastalığı olmayan bir balığı ertesi gün ters yüzer şekilde gördüm. Anlık kesit gibiydi. Korktum ama işime devam ettim. Hala olaylara rastlantı gözüyle bakıyordum. Ertesi gün işe giderken yine de tedirgindim. Olamazdı. Gidecek ve her şeyi bıraktığım gibi bulacaktım. Kapıdan girer girmez ilk işim akvaryuma bakmaktı. Ama maalesef o balık ters şekilde gördüm. Balık ölmüştü. Olan biteni anlamlandıramıyordum. Kimseye bir şey söylemeyi de tercih etmedim. Sadece ölümler değil, artık bu öngörü o kadar sıradanlaşmaya başlamıştı ki, hayatımda yolda geçerken bank görünce, otur arkadaşın geçecek tarzında öngörü gelip oraya oturup gerçekten arkadaşımın geçtiğini görünce selam verip muhabbet eder hale geldim. Veya bir sokağa girdiğimde karşıdan şu arkadaşın gelecek hissi gelip o arkadaşın girdiğini görünce artık şaşırmıyordum. Bunun gibi hatırlamadığım birçok şey yaşıyordum. Sonunda anneme bunu anlatma gereği duydum. Olan biten neydi? Bunun bir adı var mıydı? Annem beni dinleyip başına gelenler bazı özel insanlara ait dedi. Ama eğer istemiyorsan bunu başkalarına anlat. Anlattıkça bu özelliklerimin kaybolacağını söyledi. Ben de sınıfta yakın bulduklarımı anlatmaya başladım.
Hepsi dalga geçiyordu. Onlar gülerken hoca sınıfta laptopun şarjını prize doğru uzatacaktı. Ben de sessiz şekilde bakın hocaya elektrik çarpacak diye seslendim. Hocaya hafif şekilde elektrik çarpmıştı. Herkesin suratına baktığımda şaşkınlığını görebiliyordum. Bu benim son sayılabilecek öngörümdü. Çünkü o günden sonra hemen hemen hiç olay yaşamadım ve hepsi bitti. Değerli dinleyicilerim, bir korku hikayesinin daha sonuna geldik. Hikayeyi seslendirirken sürçülisan ettiysem affola. Birbirinden güzel hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Sizin de başınıza gelen veya çevrenizden duyduğunuz böyle olaylar varsa yorumlarda yazın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.